Ben peşmergeye bir şey diyeyim de onu uygulasınlar. Yani bir güzellik olarak söylüyorum. İşi de kurşun sıkmasınlar. Kendi alemlerinde olsun. Onlar onunla bir barış anlaşması yapsınlar. IŞİD'le. Yani helak olurlar. Yazık yani. Yazık, günah. Çünkü onlar da normal, Sünni, Müslüman. IŞİD'e desinler, bizim sizlere işimiz olmaz. Biz sizle bir barış anlaşması yapalım desinler. Kendi işlerine baksınlar, bu işlere girmesinler. Barzani'ye de mesaj olarak bunu iletelim. Tamam, şu an. Evet. Biraz üstlerinde baskı var, belki öyle hissediyorlar. Yok ya, Amerika hep helaka sürüklemek istiyor. Evet. Gidin, evet. Savaşın, evet. Birbirinizi kırın diyor. Evet. Amerika ondan da nefret ediyor, onlardan nefret ediyor. Amerika deyince kardeşim yanlış anlaşılıyor. Sürekli açıklamak durumunda kalıyorum. Bak, Amerikan halkı çok şekerdir. Evet. Bayağı tatlı insanlar. Hepsi. Ben severim Amerikan halkını. Tabi iti kopuğu ayrı yani, pislik tipler de var aralarında ayrı. Ama %99'u çok mükemmel insanlar. Amerikan devleti de temiz insanlardan oluşuyor. Yani böyle temiz, dürüst, iyi insan. Bir derin devlet yapılanması var Amerika'da. Pislik, ahlaksız ve kansız katillerden oluşuyor. O onlara sözüm. Derin Amerika diyelim veya. Ya. De anlasınlar. Peşmerge bu işe hiç girmez. Yani başına çok büyük bela alır. Kısa sürede de kazır atarlar hepsini. Galiban adamlar ya, atom forvet falan, bayağı çelimsiz tipler gördüm ben, biliyorum yani. Yani siler süpürürler, akıllarını başlarına alsınlar. Ne üstüne vazife ya, Amerika'ya uşaklık yapmak. Amerika deyince hep yanlış anlaşılıyor, o da sürekli düzeltmek durumunda kalıyor. Amerikan halkına değil, Amerikan halkı çok tatlı bir insan topluluğu. Amerikan devleti de değil, çok dürüst bir devlettir Amerikan devleti. Amerikan derin devletinin katillerini kastediyor. Onların yalakalığını yapıyorlar. Katil yalakalığı yapıyor. Ya kardeşim, sen aklı başında adamsın, Müslüman adamsın. Senin ne işin var katillerle? Yalakalarla. Git diyor, o katillerle birleş, git katilleri, değil mi, öldür diyor. Orada istenen ne? Sadece kan. Başka bir şey değil. Kanı kanla halledin diyor. Kan döküyor. Başka bir talep yok orada. Bugün yeni P7, bizim silah ihtiyacımız var, adama değil. Peşmerge kendi bölgesini korusun açıklaması yaptı. Ya kabadayı bıraksan, açlıktan ölüyorlar. Yerlerde kıvranıyorlar, Türkiye yiyecek gönderiyor. Sonra da ukalalık yapıyorlar. Ya bizim yiyeceğe ihtiyacımız yok diyor. Bu herifler acayip pislik adamlar yani. Evet, evet. Lan yerlerde kıvranıyorsun, ağlıyorsun. Değil mi? Evet. Türkiye zavallılığından yine sana bir parça yiyecek gönderiyor. Darmadağın olmuşsunuz. Bir avuç kalmışsınız. Evet. Amerika'dan silah istediniz, o da IŞİD'in eline geçti. Gıcır gıcır Amerikan silahlar, hepsi eline geçmiş ya IŞİD'in. Evet. Bak, onların eline geçer dedim. Bak, bir kere kendi silah depoları havaya uçtu. Evet. Cephanelikler havaya uçtu. Atılan silahı da IŞİD ele geçirdi. Evet. Ya peşmerge kardeşim, çekilin oturun, IŞİD'in sizden bir işi de yok ayrıca. Evet. Niye bu pisliği üstünüze konduruyorsunuz? Evet. Niye bu şerefsizi üstünüze konduruyorsunuz? Ben peşmergeye bir şey diyeyim de onu uygulasınlar. Yani bir güzellik olarak söylüyorum. İşi de kurşun sıkmasınlar. Kendi alemlerinde olsun. Onlar onunla bir barış anlaşması yapsınlar. IŞİD'le. Yani helak olurlar. Yazık yani. Yazık, günah. Çünkü onlar da normal, Sünni, Müslüman. IŞİD'e desinler, bizim sizlere işimiz olmaz. Biz sizle bir barış anlaşması yapalım desinler. Kendi işlerine baksınlar, bu işlere girmesinler. Barzani'ye de mesaj olarak bunu iletelim. Tamam, şu an. Evet. Biraz üstlerinde baskı var, belki öyle hissediyorlar. Yok ya, Amerika hep helaka sürüklemek istiyor. Evet. Gidin, evet. Savaşın, evet. Birbirinizi kırın diyor. Evet. Amerika ondan da nefret ediyor, onlardan nefret ediyor. Amerika deyince kardeşim yanlış anlaşılıyor. Sürekli açıklamak durumunda kalıyorum. Bak, Amerikan halkı çok şekerdir. Evet. Bayağı tatlı insanlar. Hepsi. Evet. Ben severim Amerikan halkını. Tabii iti kopuğu ayrı yani, pislik tipler de var aralarında ayrı.
ama %99'u çok mükemmel insanlar. Amerikan devleti de temiz insanlardan oluşuyor. Yani böyle temiz, dürüst, iyi insan. Bir derin devlet yapılanması var Amerika'da. Pislik, ahlaksız ve kansız katillerden oluşuyor. O onlara sözüm. Derin Amerika diyelim veya. Yani, de anlasınlar. Peşmerge bu işe hiç girmez. Yani başına çok büyük bela alır. Kısa sürede de kazır atarlar hepsini. Galiban adamlar ya, atom forvet falan, bayağı çelimsiz tipler gördüm ben, biliyorum ya. Yani siler süpürürler, akıllarını başlarına alsınlar. Ne üstüne vazife ya, Amerika'ya uşaklık yapmak. Amerika deyince hep yanlış anlaşılıyor, o da sürekli düzeltmek durumunda kalıyor. Amerikan halkına değil, Amerikan halkı çok tatlı bir insan topluluğu. Amerikan devleti de değil, çok dürüst bir devlettir Amerikan devleti. Amerikan derin devletinin katillerini kastediyor. Evet. Onların yalakalığını yapıyorlar. Katil yalakalığı yapıyor. Ya kardeşim sen aklı başında adamsın, Müslüman adamsın. Senin ne işin var katillerle? Yalakalarla. Git diyor, o katillerle birleş, git katilleri, değil mi? Öldür diyor. Orada istenen ne? Sadece kan. Başka bir şey değil. Kanı kanla halledin diyor. Kan döküyor. Başka bir talep yok orada. Bugün yeni P7, bizim silah ihtiyacımız var, adama değil. Peşmerge kendi bölgesini korusun açıklaması yaptı. Ya kabadayı bıraksana, açlıktan ödüyorlar. Yerlerde kıvranıyorlar, Türkiye yiyecek gönderiyor. Sonra da ukalalık yapıyorlar, ya bizim yiyeceğe ihtiyacımız yok diyor. Bu herifler acayip pislik adamlar yani. Evet, evet. Lan yerlerde kıvranıyorsun, ağlıyorsun. Değil mi? Evet. Türkiye zavallılığından yine sana bir parça yiyecek gönderiyor. Darmadağın olmuşsunuz. Bir avuç kalmışsınız, Amerika'dan silah istediniz, o da IŞİD'in eline geçti. Gıcır gıcır Amerikan silahlar, hepsi eline geçmiş ya IŞİD'in. Bak onların eline geçer dedim. Anında söylemiştim.